Herkese merhabalar. Bugün sizlere yılbaşı için çok güzel kremalı bir pasta yapıyorum. Çok pratik, fırın yok, un yok. Harika bir tarif ve çok basit bir tarif. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle 2 paket kadar kakaolu bisküviyi rondomdan çektim ben. Sizler burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Rondodan çektikten sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ocakta eritiyoruz. Erittiğim tereyağını bisküvilerimin üzerine dökerek bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bir eldivenle güzelce yoğuracağım. Pastamızın tabanı için yaptığım bisküvili karışımı güzelce karıştırdım ve ben şu şekilde kare bir kalıp kullanacağım. Sizler dilediğiniz kalıba kullanabilirsiniz. Şimdi kalıbımızın içerisine bisküvili karışımımızı dökelim ve elimizle bastırarak güzel bir pasta tabanı yapalım. Bastırarak alt tabanını yaptığım pastamın şimdi kremasını yapacağım. Kremasına geçmeden önce pastamı bir kenara alıyorum ve kremamı hazırlamaya geçiyorum. Kreması için şöyle 200 ml kadar kremayı ben çırpma kabıma aldım ve mikserle çırpacağım. Çırptığım kremamı bir kenara alıyorum ve ayrı bir kabın içerisine kremamın diğer malzemelerini katarak çırpacağım. 200 gram kadar labne peyniri ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar sürülebilir çikolata kullanabilirsiniz. Herhangi bir marka kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Çok fazla şeker eklemeyin. Çok tatlı bir krema olacaktır. Şimdi hepsini mikserle çırpalım. Çırptığımız çikolatalı karışımın içerisine önce çırptığım kremayı boşaltıyorum ve tamamen homojen bir karışım haline gelene kadar mikser yardımıyla çırpacağım. Kremamın kıvamı gerçekten çok güzel ve aşırı lezzetli bir krema. Şimdi alt tabanını yaptığım kalıbımın üzerine çok az bir fırça yardımıyla sütle ıslatacağım ben. Sizler bu işlemi yapmaya da bilirsiniz. Fakat ben daha yumuşak olduğunu düşündüğüm için yapıyorum. Her yerine gelecek şekilde şöyle sütümü güzelce döktüm ve şimdi içerisine kremayı boşaltarak güzelce düzelteceğim. Kremamı düzgün bir şekilde yerleştirdim. Şimdi buzdolabında yaklaşık 4 saat kadar soğumaya bırakıyorum. Pastamın üzerine yapacağım ganajım için 1 paket kadar kremayı şöyle tamamen köpük köpük olana kadar ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi kenarları köpük köpük oldu ve kaynama noktasına geldiği için altını kapatıyorum ve yaklaşık 2 paket kadar bitter çikolatanın içerisine ekliyorum. Çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. Ganajım hazır. Şimdi pastamı dolaptan çıkartarak pastamın üzerine ganajımı dökeceğim. Soğuyan pastamı dolaptan çıkarttım. Şimdi üzerine ganajımı dökeceğim ve her yerine gelecek şekilde spatula ile yayacağım. Ganajımı pastamın her yerine gelecek şekilde yaydım. Şimdi dolapta 1 saat kadar da ganajımın donmasını bekleyeceğim. Pastam 1 saat kadar daha dolapta dinlendi ve ganajım güzel bir şekilde donmuş. Şu şekilde gördüğünüz gibi şahane görünüyor pasta. Şimdi kalıbından çıkartacağım ve dilimlere ayıracağım. Şöyle kenarlarından tuttuğunuzda zaten kalıp çıkacaktır. Dilimlerimi ben dikdörtgen şeklinde keseceğim. Şimdi güzelce dilimleyelim. Sizler kalıbınıza göre dilimleme yapabilirsiniz. Ben 6 eşit parçaya ayırdım ve kullanacağım malzemeler fındık, gofret parçaları, çikolata parçaları ve beyaz çikolata kullanacağım. Şimdi süsleme aşamasına geçelim. Süsleme aşamam bitti. Gördüğünüz gibi pastam çok güzel görünüyor. Şimdi sunum tabağıma 3 dilimini alarak sizlere göstermek istiyorum. Pastam çok güzel görünüyor ve çok aşırı pratik arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim aşırı lezzetli bir tarif. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.